Gallarla ilgili doğal Allah'a bir şey karışılmaz da çok geç kaldı galların yağışı. Yani kuraklık başlayacak. Yar önümüz yaz dönemi çünkü. Yaz döneminde de kar yağış, yani kurak geçerse de susuzluk, büyük susuzluk bekliyor. Yani zaten de diyorlar ya dinen de kıyametin alametleri bunlar diye mevsim değişikleri. Kış kışlığını yapmıyor, yaz yazlığını yapmıyor. Ödemez olur muyuz ya? Biz çocukken bir kar yağdı, elimizdeydi galler. Şimdi ne kar görebiliyoruz, ne eğlence görebiliyoruz. Yani önceden bu Kongre Müzesi'nin bahçesinde programlar yapılırdı, heykeller yaparlardı kardan. O güzel günleri de özledik yani. Hep kaldık. Sivas 20 yıl evvelinde veya da 15 yıl evvelinde kar yağışları 1 metreyi ve 1,5 metreyi buluyordu burada ya bu zaman. Yani hasret kaldık işin açısı. İklim değişikliği de tabii ki insanların sorunsuz ve sorunsuz yaşadığı bir dünyadayız. Çünkü hiç kimse kafasına dert etmiyor bu olayları. İleriki zamanlarda bunun daha şeylerini göreceğiz, daha kötüsünü göreceğiz. Onun için biraz daha tedbirli olmak lazım. Eskiden Sivas'ta kar yağdı mıydı? 3 ay kalkmazdı buradan. Dağlarda kalkmazdı mesela. Hatta 6 ay da kalkmazdı. Ve şimdi bir ay içinde, o bir hafta içinde hemen gidiyordu. Yani ben hatırlıyorum, kuleden evler yapardı Sivas'ta. Kale yapardık yani. Şimdi onları yani çocuklar bile yani şimdi belki zor. Yani 15-20 sene yine görmezler yani. Ay ben çekmiyorum seni. Yasin. Çamur hocam. Merhaba. Ben onu atıyorum, o sizi atacak. Eyvallah. Ben de.